Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Rum suresi 28-32. Ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada tevhid hakikatını değişik yönleriyle bize bildiriyor ve bir takım emirler ve yasaklarını bizlere burada anlatıyor. Darabe lekum meselen min enfusikum. Allah size kendinizden bir misal getirdi. Hellekum mimma meleket eymanukum. Sizin malik olduğunuz köleleriniz içinde min şurekae, yani size ortak var mı? Onlar size ortak olurlar mı? Fîmâ razaknâkum, size rızık olarak verdiğimiz şeylerde. Fentum fihi seve, onlar size ortak olup da onlarla eşit olur musunuz? Tahafunahum kehifetkum enfusakum, birbirinizden korktuğunuz gibi onların ortak olmasından korkar, çekinir misiniz? Ayetin doğrudan mealinden belki anlamak zor olabilir. Mana şöyle, yani nasıl ki bir insan köle olarak istihdam etmiş olduğu bir kimseyle kendini aynı statüde görmüyor ve kendisinin malını onunla paylaşmıyor. O noktada beraber olmuyorlar. Bu şirk noktasında verilen bir misal. Siz kendiniz buna razı olmazken, halbuki köle olarak istihdam ettiğiniz kimseler, onlar da sizin gibi bir insandır ve çok ortak özellikleriniz var. Durum böyleyken onları kendinize ortak yapmazsanız nasıl olur da Allah ile hiçbir münasebeti olmayan Allah'ın yarattığı şeyleri ona şerik yaparsınız? Yani siz kendi kölelerinizin size ortak olmasına izin vermezken Allah-u Teala alemde yaratmış olduğu şeyi, kendi yarattığı şeyleri nasıl kendisine ortak yapar? Bu manada hayatın içinden bir örnek ve böylece Allah'ın şeriki olmadığı böyle bir misalle de bizlere anlatılıyor. Kur'an-ı Kerim'in bize bildirdiği tevhidle ilgili temel esaslardan birisi la şerike le, Allah'ın şeriki, ortağı yoktur. Yani Allah alemde tek başına tasarrufta bulunur. Ne yaratmada, ne rububiyette, ne mabudiyette Allah'ın şeriki, misli, misali, benzeri söz konusu değildir. Mahlukatla Cenab-ı Hakk'ın alakası onların yaratıcısı olmasıdır. Ve bu noktada bütün mahlukat müsavidir. Yani o bir zerrenin de yaratıcısıdır. Kocaman bir kürenin de, bir yıldızın da yaratıcısıdır. Ve bütün varlıklar mabudiyetten uzaklık noktasında da yine birbirine eşittirler. Yani bir atom ibadet edilmeye layık değildir. Kocaman bir güneş, o da ibadet edilmeye layık değildir. Çünkü güneşi de yaratan, bir atomu da yaratan odur. Böyle olunca şu varlık hiyerarşisinde her ne kadar bazı varlıklar daha bir üst kategoride yer almış olsa bile bunların hiçbirisi mabut olmaya ve kendisine ibadet edilmeye, ilah kabul edilmeye layık değillerdir. Ne bazılarının tapmış olduğu güneş, ne bazılarının yine tapmış olduğu diyelim ki korkulan bazı şeyler, bunların hiçbirisi ve daha neler varsa Allah'ın dışında ibadet edilen, bunların hiçbirisi Allah'a şerik olamaz. Allah'ın mülkünde asla eşi, benzeri, haşa ona yardımcı durumda olanlar söz konusu değildir. Bu gerçekten çok önemli bir hakikat ve insan bunu anladığında bütün alemlerin bir tek Allah tarafından idare edildiğini ve onun şeriki olmadığından insana düşen görevin doğrudan doğruya Allah'a müracaat etmek olduğunu, araya aracı konulmaması gerektiğini anlamış oluyor. Peki peygamberlerin durumu nedir? Peygamberler bu noktada kul ile Allah arasına girmiş olmuyorlar. Peygamberler Allah'a giden yolu gösteriyorlar. Dolayısıyla burada herhangi bir problem söz konusu değildir. Haşa Allah'a şerik koşma gibi bir durum söz konusu değildir. Ama diyelim Hristiyanların Hazreti İsa'yı Allah'ın oğlu gibi görmeleri, Allah'a bir nevi şerik yapmaları, bu onların zamanla yapmış olduğu bir yanlıştır. Yoksa
doğrudan Hazreti İsa böyle bir görevle görevlendirilmemiştir. Ve Hazreti İsa kendisini bu noktada Allah ile beraber görenlerden teberri eder ve teberri edecektir. Kezalike nufassilul ayet, biz ayetleri işte böyle tafsil ediyoruz ve fasıl fasıl değişik yönleriyle anlatıyoruz. Li kavmin yaqilun, aklını kullanan bir kavim için. Yani Kur'an-ı Kerim'in bu ayetleri aklını kullanan kavimler içindir. Aklını kullanmayan kimse elbette bunlardan istifade edemez. Bize verilen akıl bunları anlamamız ve bunları daha iyi değerlendirmemiz içindir. Allah'ın insana verdiği en güzel nimetlerden birisi akıldır. Ve akıl nurani bir cevher. İnsan bu aklıyla Allah'a muhatap oluyor. Kur'an'ın ayetlerine muhatap oluyor. Kainat kitabının manalarını bu akıl vasıtasıyla anlayabiliyor. Ve bizi biz yapan en önemli bir unsurumuz akıldır. Hayalen insandan aklı çıkardığımızda insan hayvandan çok daha zavallı bir hale gelir. Ama akılla biz bu manaları anlıyoruz. İnsan olduğumuzu fark ediyoruz. Belit tebaallezine zalemu ehveehum bigayri ilm. O zalimler bir ilme dayanmadan hevalarına tabi oldular. Yani Allah yerine Allah'a şerikler nispet edenler, Allah'a ortak koşanlar bu noktada herhangi bir delile dayanmış değiller. Bunlar tamamen kendi hevalarına, kendi heveslerine kapılmış olan kimseler ve herhangi bir delilleri, herhangi bir bilgileri söz konusu değil. Yani şu alemde Allah'tan başka bir ilah olduğuna dair en küçük bir emare, en küçük bir delil yok. Olmayan bir şeyin zaten delili olması söz konusu olamaz. Kur'an-ı Kerim'de eğer diyor göklerde ve yerde birden başka ilahlar olsaydı göklerin ve yerin dengesi bozulurdu. Gökler ve yer fesada maruz kalırdı. Göklerde ve yerde madem ki her şey dengeli bir şekilde devam ediyor, bir elden çıktığı belli, her yerde tevhid mühürleri var, vahdaniyet bayrakları dalgalanıyor, vahdaniyet şahitleri la şerike leh diye Allah'ın şeriki yoktur bu manayı haykırıyorlar. Elbette bir insan bunu anlamakla ve ona göre hareket etmekle kıymet kazanır. Femen yehdi men edallallah, Allah'ın yoldan çıkardığına kim yol gösterebilir? Burada Allahu Teala'nın mudil ismi, yani yoldan saptırması, buna dikkat çekiliyor. Yani bir kimseyi Allah yoldan çıkarmışsa artık ona yol gösterecek, doğru bir yolu gösterebilecek kimse olmamaktadır ve bulunmamaktadır. Allahu Teala hidayet etmektedir. Allahu Teala insanlara yol gösterir. İndirdiği kitaplarla, gönderdiği peygamberlerle, insanlara verdiği akılla ve o akıl ve kalplere gelen bir takım özel ilhamlarla Allahu Teala insanlara yol gösterir. Şu anda da gerçi doğrudan bir peygamber yok ama peygamberin daveti her yerde anlatılıyor. Bilenler, az çok peygamberin davetini öğrenme imkanı bulanlar bunu başkalarıyla paylaşıyorlar. Böyle olunca Allahu Teala şu anda da yine ayetlerini, gerek Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini, gerekse alemde zaten yaratmış olduğu tekvini ayetlerini insanlara gösteriyor. Ve yuriykum ayatihi, ayetlerini size gösteriyor. Böyle olunca bütün alem bizim hidayetimize yol açacak şekilde hazırlanmış. Ve yolda pek çok işaretler var. Nasıl ki trafik işaretlerinden anlayan birisi o işaretleri görünce rahat hareket eder. O işaretlere göre salimen yoluna devam eder. İşte kainattaki vahdaniyet şahitleri adeta birer trafik simgesi gibi, sembolü gibi bize çok manaları anlatıyor. Allah'ın rahmetini anlatıyor. Allah'ın kudretini gösteriyor. Onun adaletini bize gösteriyor. Ve Allahu Teala'yı 99 isimleriyle bize tanıtıyor.
İşte bütün bu ilahi hidayete rağmen bir kimse gerçekleri görmemişse, velev peygambere muhatap olup da yine anlamamışsa veya kainat kitabının nice sırlarını öğrenip de kainat kitabının müellifini tanımamışsa, artık bu kimse yoldan sapmayı hak etmiş demektir. Allah onu yoldan saptırır. Ve bunun neticesinde artık buna hidayet edecek de yoktur. Yani Allah'ın düşürdüğünü kaldıracak, Allah'ın yoldan çıkardığını yola getirecek kimse yoktur. Ve mâ lehum min nâsirin, ve onlar için bir yardımcı da söz konusu değildir. Tabi ayet-i kerimedeki bu keskin beyanat karşısında acaba bazılarını anlatmamak mı lazım? Bu manada bir sonuca varmak yanlış olur. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Ebu Cehil gibi kimselere defalarca gidip anlatmış. Dolayısıyla yani kim doğrudan yoldan çıkarılmış, kim artık hakikatleri kabul etmez hale gelmiş, tam bilemeyeceğimizden dolayı bu noktada tebliğe devam etmek en uygundur. Ama şu var, bazı insanlar vardır ki artık gerçeklere gözünü yummuş. Gözünü kapatan birisine bir şey gösteremezsiniz. Gerçeklere kulağını tıkamış, manen sağır hale gelmiş, sağır olanlara herhangi bir şeyi duyuramazsınız. Öte yandan insanların büyük bir kısmı henüz daha belki duymamış. Onlara bu hakikatler götürülmemiş, anlatılmamış. Böyle olunca böyle inatçı kimselerle vakit kaybetmektense muhtaç, müteahhir, gerçekten gerçeği arayan nice kimseler vardır. Onlara muhatap olmak ve onlarla vaktimizi daha iyi değerlendirmek daha faydalı olacaktır. Kur'an-ı Kerim'deki bu gibi ayetleri bu yönüyle de değerlendirebiliriz. فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِدِّينِ حَن۪يفَ. Öyleyse sen hanif olarak yüzünü dine çevir. Yani hanif bir şekilde başka şeylerden yüzünü çevirerek, doğrudan doğruya Allah'a yönelerek dini o şekilde yaşa. Hanif aynı zamanda Hazreti İbrahim'in dinine verilen bir isim. Bel millete İbrahim'e hanife. Hanif olarak İbrahim'in dini ayette nazara veriliyor. Demek ki batıl mabutlardan yüz çevirmek, fani şeylerden yüz çevirmek ve doğrudan Allah'a yönelmek. Bu şekilde ayet-i kerime böyle bir manayı bize bildiriyor. Kesret ve vahdet, bunlar birbirine mukabil iki kavram. Bizler şu dünyada çok farklı şeylere muhatap oluyoruz. Bunların arasında adeta boğulup kalabiliyoruz. Ama nereye yönelmemiz lazım? İşte ayet-i kerime Allah'a yönel. Ama dosdoğru bir şekilde Allah'a yönel. Batıl şeylerden yüzünü çevirerek Allah'a yönel. Bu manayı bize anlatıyor. Fıtratallahilleti fetaran nâs aleyhe. Bu Allah'ın fıtratıdır. Buna yönel ki Allah insanları bu fıtrat üzere yaratmıştır. Değerli izleyenlerim, fıtrat derken yaratılışı ifade ediyor. İnsanın mahiyetinde yer alan, yaratılıştan gelen özellikleri bize bildiriyor. İnanç noktasında her insan Allah'a inanacak, Allah'ı kabul edecek bir tabiattadır. Bundan dolayı dünyada ateist dediğimiz, Allah'ı inkar eden az sayıda insan vardır. Ama insanların büyük bir çoğunluğu yüce bir kudrete, alemi yaratan bir kudrete inanmaktadır. Müslümanlar olarak biz Allah'a inandığımız gibi Yahudiler de Allah'a inanıyor, Hristiyanlar da Allah'a inanıyor. Hristiyanların Allah'a inanması tevhidden teslise bir geçiş olmuş, biraz farklı ama neticede onlar da Allah denildiğinde veya kendi dillerinde God dediklerinde yüce yaratıcı, alemi yaratan, bizim şu anda Allah ile kastettiğimiz zihnimize gelen manayı onlar da kastediyorlar. Öte yandan bir takım böyle şirkle iç içe olan dinler var. Bir takım ilahlar kabul etmişler. Ama bunlarda da yine alemi yaratan, insanları yaratan ve insanlara ibadeti emreden gibi bu manalar yine kendini gösteriyor. Böyle olunca bir dine inanmak ve dinin de merkezinde Allah'a inanmak fıtri bir durumdur ve bütün insanlık aleminde
tarihin bütün dönemlerinde gördüğümüz bir manzaradır. İşte sen buna yönel. Allah'ın fıtratına, fıtri olarak insanın tabiatına koyduğu bu fıtrata yönel. İnsan vicdanıyla Allah'ı bilir. Yani nasıl ki insanın bu gözü eşyayı görüyor, insandaki vicdan da fıtri bir şekilde Allah'ı görüyor. Tabii bu görmek kalp gözüyle bir görmektir. Yani beni yaratan var, beni rızıklandıran var, benim ihtiyacımı bilen, duamı işiten ve duama icabet eden biri var. İnsan vicdanen bunu biliyor. Ve bu şekilde vicdanına yönelirse Allah ile karşı karşıya kalıyor. Ve bundan dolayı velev müşrik olan kimseler bile darda kaldıklarında bunlar da ister istemez Allah diyorlar ve bir hami meçhullerine sığınıyorlar. Kur'an-ı Kerim'de denizdeki insanların yolculuğu anlatılırken siz diyor bir gemiye bindiniz ve geminin güvertesinde hoş bir rüzgar esiyor, keyfinize diyecek yok. Böyle giderken birden deniz dalgalanmaya başlar, dalgalar gittikçe büyür ve dağ gibi dalgalar her tarafı kaplar. Sizler o anda dini Allah'a halis kılarak aman ya Rabbi bizi buradan kurtarırsan istediğin gibi kul olacağız dersiniz, Allah'a yalvarırsınız. Ama diyor biz sizi salimen karaya çıkardığımızda sizlerin pek azı müstesna, diğerleri eski yoluna devam eder. Demek ki bu gibi musibet durumlarında insanlar fıtri olarak Allah diyor. Başına bir kaza geldiğinde Allah diyor. Deprem meydana gelip de şöyle yeryüzü şiddetli bir şekilde sarsıldığında insan Allah diyor. Demek ki vicdan insanın bozulmamış asli fıtratını ifade ediyor. Nasıl ki mesela bir ördeğin yavrusu daha yumurtadan çıkar çıkmaz sulara meyleder, suların bulunduğu yerlere gider. Çünkü tabiatında o vardır. Onun gibi insanın da tabiatında Allah'a yönelmek var. Ve Kur'an-ı Kerim'de emir ve yasak olarak bize neler bildirilmişse bunların bir numunesi bizim vicdanımızda vardır. Mesela hangi insana sorarsak soralım, hırsızlık yapmak iyi midir, kötü müdür? Herhalde iyidir diyen kimse çıkmaz. Hatta hırsıza bile sorsak, eğer vicdanını dinlerse, evet ben hırsızım ama hırsızlık yapmamak lazım, dürüst kazanmak lazım diye vicdanı böyle ifade eder. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor, küllü mevludin yûledu alel fıtra. Yani dünyaya gelen her insan fıtrat üzere gelir. Yani İslam'ı kabul edecek bir tabiatta gelir. Sonra anne babası onu Yahudi yapar, Mecusi yapar veya Hristiyan yapar. Demek ki insanın asli fıtratı Müslüman olacak şekilde ama başka dinlere yönelmesi daha çok çevrenin etkisi, almış olduğu kültürün yansıması. La tebdile li halgillah, Allah'ın yaratmasının tebdili, değiştirilmesi yoktur. Veya şu mana da verilebilir. Allah'ın bu fıtrata koymuş olduğu şeyleri değiştirmeye kalkmayın. Allah'ın insan fıtratındaki vaaz ettiği düzeni bozmayın. Böyle bir mana da ayetten anlaşılabilir. Çünkü zamanla insanlar bu asli fıtratı bozabiliyorlar ve bunun neticesinde günahtan rahatsızlık duyan vicdan günahtan zevk alır bir hale gelebiliyor. ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمِ İşte bu dosdoğru dindir. وَلَكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Lakin insanların ekserisi bilmezler. مُنِيبِينَ اِلَيْهِ Ve bu şekilde Allah'a yönelin. وَاتَّقُوهُ Ve ondan korkun, karşı gelmekten sakının. وَاَقِيمُ الصَّلَاةَ Ve namazı dosdoğru bir şekilde kılın. وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Müşriklerden olmayın. Allah'a şirk koşanlardan olmayın. Minellezine o kimseler ki bu şirk koşanlar ferragu dinahum dinlerini parça parça yaptılar. Dinlerini fırkalara böldüler. Ve kanu şia'a ve böylece grup grup değişik taraftar grupları meydana geldi. Yani siz dinin asli özelliğini bozmadan tek bir ümmet olarak temel esasları müşterek bir ümmet olarak o şekilde
Allah'a yönelin. Dininizi bölük pörçük bir hale getirmeyin. Küllü hizbin bimâ ledeyhim ferihun. Onlardan her hizip kendilerinde olandan ferahlanmaktadır. Yani bir kısım insanlar zamanla dini asıl mecrasından çıkarıyor ve önderlerinin peşinde farklı farklı dinler adeta meydana geliyor. Hristiyanlık buna misal olabilir. Hristiyanlıkta çok değişik kilise merkezleri var ve bunlar arasında hayli farklar bulunmakta. Belki bizde de mezhepler hatıra gelebilir ama mezhepler arasında çok fazla bir mesafe söz konusu değildir ve her biri ayrı bir din tarzında bir görünüm söz konusu değildir. Ama eğer cemaatleşme dediğimiz dini cemaatler birbirinden gayet kopuk hale gelirse ayet-i kerimede bildirilen durum ihlal edilmiş olur ve sınırlar aşılmış olur. Cenab-ı Hak tevhid üzere yaşamayı hepimize nasibi müyesser eylesin. Bir başka programda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.